kadar buluşalım mavilim. Tenhada buluşalım mavilim. Kurban oldum Allah, kurban oldum Allah. Tez gönde kavuşalım mavilim. Tez gönde kavuşalım mavilim. Mavilim her gidiyor mavilim. Her gidiyor. Ata Hoca Kültür Evi Iğdır'ımız için son derece etkili bir çalışma. Bundan dolayı Coşkun Oluz abimize teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık olarak 20 bin memur, 10 binin üzerinde öğrenci ve 500'e yakın öğretim üyesi var. Iğdır'ımızın tanınması için buraya hep beraber tüm Iğdırlılar sahip çıkarsa göreceksiniz ki bütün Türkiye Iğdır'ımızı tanıyacak. Ege'nin bir alaçatısı varsa Iğdır'ımızın da sanat sokağı ve ata ocağı var. Türkiye ve Azerbaycan dostluğu için de özel çalışmalar var. İnşallah hep beraber doğamıza, kültürümüze, şehrimize sahip çıkalım. Her geni terk ediyor mavilim. Her geni terk ediyor mavilim. Her gen başını yesin, her gen başını yesin. Yarim her gen gidiyor mavilim. Yarim her gen gidiyor mavilim. Mavilim, mavilim. Sen ağır haydi yarim neylemedin, neylemedin. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli sevda çekenler koşup yere sevdiğini söylemeli. Haydi yarim neylemeli, neylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli sevda çekenler koşup yere sevdiğini söylemeli. Orası da güzel oldu. Şimdi oraya bağlanacak tamamen. Araları ne yapacak şimdi? Peki o solmaz. O aralar ne olacak? Iğdır'ımızın güzel Melekli Köyü'ne ilk önce hoş geldiniz diyoruz. Burada Iğdır'ı Ağrı Dağı'na bağlayan sokaktayız. Burada sanatseverler gelip sanatlarını icra ediyorlar. Eğer siz de isterseniz bir gün buraya gelip burada sanatınızı duvarlara da gösterebilirsiniz. Biz de buradaki sanatseverlere destek olmaya geldik. O ne güzel hayal ettin. Üstten hayal ettin. Merhaba. Sanat Sokağı'na katkıda bulunmaya geldik. Güzel bir çizim çalışması yapıyoruz. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer.
Ne kadar güzel ya. Evet. Iğdır İlmi Melekli kasabası diyelim herhalde değil mi? Mahallesi mi diyoruz yoksa? Bu yerde gerçi mahalle ile kasabanın çok bir farkı olmaz. Muazzam görüntüler eşliğinde Ağrı Dağı'yla Iğdır'ın birleştiği sokakta ki burası herhalde gökyüzüyle yeryüzünün tam olarak birbirine değdiği, gökle yerin öpüştüğü sokak. Duvarda da sanat bizlerle buluşuyor. Ellerinize yüreklerinize sağlık dostlar, hocalarım. Ne kadar keyifli, turkuaz ayrı bir güzellikte. Hani böyle akşamın bir köründe güneşin bizden uzaklaşıp da böyle bulutların o ilginç böyle samimi bir grisi var, o aralarda görünüyor. Böyle sanki Selçuklu mimarisini andıran güzel kemerler. Böyle hoş renklerle bezenmişler. Bu içlerindeki, bu kemerlerin içlerindeki o güzel boşluklarda Iğdır'ın manevi dünyasıyla baştan aşağı dolacak. Koçbaşlarıyla, Iğdır'ın tüm temsili anlarıyla. Bu duvara bakan aslında Iğdır'ın ne kadar büyük bir manevi yorgunluğa eriştiğini, bir zamanlar bizim için belki şu an farkına varamadığımız dünyalarında neleri sakladığını, sokaklarının içerisinde bu ovanın üzerinde kimlerin ne hikayeler, ne türküler yazdığını, nelere ağlayıp güldüğünü gösterecek bize. Biz Melekli'den bu sanatın direkt olarak başucundan, bu güzel insanların ovasından selamlar sunuyoruz bizi izleyen herkese. Bu maviyi görünce insanın bir türkü söyleyesi geliyor. Bir mavilim mavişelim diye türkü söyleyelim. Kulağınız burada, eliniz lütfen fırçalarda olsun. Bu işin bitmesi lazım. Çünkü bu ışık bize yeterli olmayacaktır belki de. Mavilim mavişelim, mavilim mavişelim, tenhada buluşalım mavilim. Tenhada buluşalım mavilim. Kurban oldum Allah, kurban oldum Allah. Tez gönder kavuşalım mavilim. Tez gönder kavuşalım mavilim. Mavilim her gidiyor mavilim. Her gidiyor her gini terk ediyor mavilim. Her gini terk ediyor mavilim. Her gün başını esin, her gün başını esin. Yârim elden gidiyor mavilim. Yârim elden gidiyor mavilim. Ben sizi alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Acı üstünde kuşlar gibi dönmeyin. Kendi gidip ahbapları dağılır. Yozgat yaylasında bir garip kuşum elveda sizlere akraba eşim. Doymadım dünyaya 18 yaşım, onun için kapanmıyor gözlerim. Doymadım dünyaya 18 yaşım, onun için açıp bir de gözlerim. At üstünde kuşlar gibi dönüyor. Kendi gidip
Er kuzular, kuzular, dağlar çiğdem çiçek açmış, kokar yazılar, yazılar, kokar yazılar, yazılar. Kokar yazılar, yazılar, dağlar çiğdem çiçek açmış. Kokar yazılar, yazılar, kokar yazılar, yazılar. Duman çiçek bağcasında ayrı kaldım. Gecesinde anasından bacısından yürekte yanar bazılar, yürekte yanar bazılar, yürekten yanar bazılar. Ayrı kaldım nicesinde, yürekten yanar bazılar, yürekten yanar bazılar. Dümenden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti yeridi. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti yeridi. Gezdiğim yerleri ot basıp bindi, gezdiğim yerleri ot basıp bindi. O gedip kalmışam hasretimde yem, o gedip kalmışam hasretimde yem. Ne çenav ne koşun ne çedin ne gün, dost gedip özüne gelebilmire. Ne çenav ne koşun ne çedinledim, dost gedip özüne gelebilmire. Elenir ellerim yok olur benim, gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Elemir ellerim yok olur benim, gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. De gitarı getirin mene, görsün ki çalmakta ne çemahirem. Elindeki sartarı getirin mene, görsün ki çalmakta ne çemahirem. Elimde yay kimin incesin yine,
Elinde yaygımın incesin yine. Bilmiyorum burayı. Bu kamera mamarayı yeni terkler. Bugün ilk defa Iğdır'ın bu güzel bir köyünde, bu Melekli köyünde bir at ocağına geldim. Bu at ocağı doğrudan da at ocağıdır. Çünkü burada düşünürüm Iğdır'ın en güzel tarihine ait olan, memarlığına ait olan elementler var. Tarihi cizimler, sonra eski bizim annemizin, babamızın, nenelerimizin ellerinden çıkan tohumalar burada var. Sonra Karakoyunlu, Akkoyunlu zamanından taşlar, değirmen taşları gördüm, tokmaklar, sonra bağlamalar, sazlar, milli giyimlerimiz, Kafkaz'a ait olan kültür burada gördüm. Güzel heykeller var. Yani menalı, tarihi, bizim mutfağımıza, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin mutfağına ait olan çok aletler var. Ağaçtan yonulmuş ve sanat işleri var. Çok hoşuma gitti ki burada hem de onlara ait kitaplar, yani bilim olarak çok misafirperverlikler var. Yani bu ata ocağına gelen insan bir daha gelir. Yani hem bilim için, hem bir sevgi için, hem içinde olan bir bilimi vermek için çok hoş ve çok güzel. Herkesi burada davet ederim. Düşünürüm de ben İtalya'da yaşıyorum. İtalya'da olan arkadaşları da göndereceğim buraya. Bir Iğdır'ı tanısınlar. Iğdır'ın tanıtım yeri olsun. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ben Eldar Zeynalov, ressam, mimar, hekim, Moskva Mimarlık Akademiyası'nın mezunu, hem de oranın baş müellimi. Kendim Naxçıvan doğumluyum. Azerbaycan Türkü. Yani Azerbaycan bölgesinin Orta Oğuz Türkü diyerek daha doğru. Hem ressam kimi baktım, hem tarihçi gibi, hem mimar gibi, hem de bir Türk gibi. Her zaman buraya gelmek isterdim. Ben yürüyorum. Sen ben buradan çekeceğim. Kankadaki neresin lan? Ne diyorsun? Nereden alayım? Pencerenin çıkması daha iyi olur diyor. Tamam. Olarak. Ay çok dik değil mi? Videodasın. Herkese gönderin. Çok heyecan. Şişehir Koleji'nden geldik. Biz Iğdır Bahçeşehir Koleji'nden geliyoruz. Sanat Sokağı'na geliyoruz. Sayın Coşkun Oluz'un mekanını gezdik. Her şey gayet mükemmel. Çok nostaljik bir havası var. Özellikle karşılamaları, güler yüzü, bizi evlerine kabul etmeleri çok içten ve çok canlıydı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'ni gezmek için geldik. Biz normalde Iğdırlı değiliz. Iğdır'a ait yöresel neler var, eskiye ait neler var, onları görmek için geldik. Fotoğraf makinelerinden kahve ocaklarına, küplerden eski semaverlere kadar her şeyin bulunduğu çok güzel bir ortam. Herkesin gelmesini istiyoruz. Sana teşekkür ederim demek istiyorum sadece. Başladınız mı? Çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sunduğunuz için. Bursalıyım ben. Geçek dur. Kosası. Tamam mı? Bu da ne bu sarazızı? O da yedi lavın tepsisi de bizim. Bakarızdan yedi lavın tepsisi de. Yedi lavın tepsisi. Sonra burada böyle kitaplar var. Burada böyle kitaplar. Evet. Iğdır'la ilgili yerel kıyafetler. Burada tablolar var. Bunların en şey yarıyor. Ben hiç bilmiyorum bunları. Bunlar eskiden kadınların böyle. Oklava falan açtıkları. Onun ismi dastarkandı. Makinelerinden biri burası.
Bu Necriye'den yeniye hoplasak ya. O ülkemin sen yeni bu hafta. Burası eski oturma sandalyelerinden var burada. Ondan sonra burada eski şapkalardan var. Sonra burada 1915 model Rus yapımı orijinal 7 patlar silahı var. Kilo bahçe. Ondan sonra burada yine kıyafetler var. Bu nerede var? Sonra burada radyolar var. Bu da yoksa askerin roket maketiydi. Bu ne adı? Herhalde onlardan evet. Eski roketlerden. Roketler değil mi? Onlar kilo başladı. Bu bak bu var. Uzun. Uzun olan. Ha, o böyle mermi. Roket mermi. Top mermisi. Eski top mermilerden. Ondan sonra burada eski taşlardan var. Sonra burada eski kıyafetlerimiz var şöyle. Yaksılı yakalmış. Sonra burada oklar var. Şurada oklar var. Ben de büyüğü var. Ben de var bunu. Zaten bu işin üzerinde. Kilim de mi? Şey diyor da. Bu kilim, yerdeki kilimler de eski. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ben teşekkür ederim.